Ben Melis Cevdet Anlay'ı tabii ki şair olarak çok daha önceden beri biliyorum ama romancı kimliğini yeni keşfettim. Önce Raziye'yi okudum, sonra Aylakları okudum, sonra da okumaya devam ettim. Hepsi birbirinden güzel ve birbirinden farklı. Bir yandan çok geç kaldığımı düşündüm okumakta ama bir yandan da çok derin ve katmanlı romanlar. Yani genç yaşta da aslında çok da iyi anlanabilecek romanlar değil. Bendeki Aylaklar 1977 Milliyet Gazetesi baskısı. Ferruh Doğan'ın şöyle resimleri var. Ayrıca bütün eski kitaplar gibi çok güzel kokuyor. Aylaklar romanı nasıl bir roman? Geçtiğimiz ay Halit Karay'ın İstanbul'un Bir Yüzü romanında Fikri Paşa konağından bahsetmiştim. Burada da Şükrü Paşa konağı var ama artık tabii Osmanlı zamanında değiliz. 1960'lı yıllara kadar gelinmiş Türkiye'de. Nasıl gelinmiş ama bunu da öğreniyoruz. Paşa'nın kızı Leman Hanım konağı çekip çeviren insan. Daha ilk bölümde zaten Leman Hanım'ın gücünü, nasıl bir dominant karakteri olduğunu ve aslında fedakarlığını anlıyoruz. Onun zamanın İttihat ve Terakkici kocası, çocuk ruhlu Davut Bey yine baş karakterlerden. İlk bölümde uzun uzun, yani iki bölümden oluşuyor roman. İlk bölümde uzun uzun biz bu konakta yaşayan, hayatlarında hiç çalışmamış 10-11 tane Ayla tanıyoruz aslında. Kimler kimler var? Yani akrabalar gelip yerleşmiş, arkadaşlar gelip yerleşmiş ve bu konak bir şekilde dönüyor. Yani gene yeniliyor, içiliyor. Çok acayip bugün düşününce. Ama tabii ki bu konağın maddi ve manevi olarak çökeceğini hepimiz biliyoruz ki gene ilk bölümün sonunda bu zaten anlaşılıyor. Manevi anlamda da şöyle bir çöküş var. Leman Hanım ahlaktan bahsediyor, paşa babasından bahsediyor, işte soyluluktan bahsediyor vesaire ama bir yandan da konakta pek kimseyle görüştürmemeye çalıştıkları, aklında seksten başka bir şey olmayan alkolik bir kızları var. Mürşide kız kurusu olarak betimleniyor romanda ama bu cinsiyetçi bir bakış açısı değil aslında. Çok derin bir karakter. Yani Melih Cevdet Anday Mürşide'nin neden öyle olduğunu da bize çok güzel bir biçimde anlatıyor. Bir yandan Mürşide var. Bir yandan yine akrabalardan gelip yerleşmiş her tarafından kadınlık fışkıran Nesime denen bir akraba var. Hizmetçi Melahat var ve bu genç kadınların odasını hemen hemen her gece ziyaret eden genç ve orta yaşlı erkekler var. Yani bir yandan da bu ikiyüzlülüğü Melih Cevdet Anday çok çok güzel bir biçimde vermiş. Yani imparatorluklar, devletler çökmüş. Tabii ki bu konakta zamanla çökecek. İki bölümden oluşan romanın ilk bölümünde tanrısal bakış açısıyla bütün bu olanlar anlatılıyor. Daha sonra ikinci bölümde artık çöküş başlamış. Konak elden gitmiş. Bir apartman dairesine ki 7 odalı bu apartman dairesi de taşınmak zorunda kalmışlar. Yaşlılar teker teker göçüp gidiyorlar. İkinci bölüm Torun Muammer'in günlüğünden oluşuyor. Torun Muammer nefes almaya üşenen bir adam. Yani bir sürü travması var ama aylakların en ayla o aslında romanda diyebilirim. Muammer'in üstündeki bu borç ve bu sorumluluk onu biraz büyümeye itiyor. İkinci bölümde günlüğünden bunu anlıyoruz. İkinci bölüm ve aslında daha çok Muammer ve arkadaşı Şükrü'yü tanıyoruz. Muammer evlenmiş bu arada. İşte karısı da değişik bir tip. Ama Şükrü ile çok uzun uzun tartışıyorlar. Ben bu romanı okurken şunu düşündüm. Ha, Şükrü de bu arada eve gelip yerleşmiş bir aylak. 65 yılında ilk defa basılmış bu roman. Ve Şükrü ile Muammer'in tartışmaları bana Tutunamayanlardaki Selim ile Turgut'u hatırlattı. Ve Muammer de nefes almaya bile üşenmesiyle aslında İlk Disconnectus Erectus'lardan sanki. Yani Oğuz Atay acaba bu romanı okuyup etkilenmiş midir diye merak etmedim. Değil. Son olarak bu romanda Şükrü'nün ki en akıllı karakterlerden bir tanesi Şükrü. Şükrü'nün bir manifestosunu okumak istiyorum. Bende ne Dündar Bey'in idealistliği var ne de Davut Bey gibi rantiye doğmuşum. Ancak Galip Bey gibi gizli hesapları olan biri de değilim. Bu toplum beni yaşatmak, yedirmek, içirmek zorundadır. Çünkü ben ona küfrediyorum. Onu sarsıyorum, onu dövüyorum. Sonra nedir canım? Çalışsam başkaları için para kazanmış olacağım. Ben çalışınca biri çalışmayı bırakacak. Benim çabamın ürününü alacak, çalacak beni. Niçin çalışayım ben? Bütün çalışanlar 2 gün dursalar, daha kaç konak yıkılır İstanbul'da?
Uzağa gitmeyelim. Bu ev neyle dönüyor? Bilmiyor musunuz? Şükrü Paşa'nın çaldığı paralarla. Gerçekten düşünelim. Bütün çalışanlar 2 gün dursa neler yıkılır? Görüşmek üzere.